Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün MetaBoost'un başka bir etkinliğinde bir aradayız. Kendi işinizi büyütmek, onu dijitalleştirmek ve mümkünse yurt dışına ihracat yaparak kapasitesini arttırmak istiyorsanız en doğru yere gelebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Biz MetaBoost programında neredeyse her hafta çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz ki bu konuklarımız sizin işletmenizi dijitalleştirebilecek, belki pazarlama konusunda, iş geliştirme konusunda tavsiyeler verebilecek kişiler. Bugün de birçoğunuzun ilgisini çektiğini düşündüğümüz bir konuğumuz var. Ben hatta ekran paylaşımını şimdi kapatayım. Ben Kaan, Headquarters'danım. Headquarters'ın kurucusuyum. Yaklaşık 3 seneye yakın neredeyse MetaBoost programı ile birlikte Türkiye'de 10 binin üzerinde KOBİ'ye dokunma şansımız oldu. Amacımız sizlerin işletmelerini geliştirebilecekleri yetkinlikleri ücretsiz olarak bulabilmelerini sağlamak. O yüzden bugün vakit ayırıp bizlere katıldığınız için çok çok teşekkür ederiz. Etkinlik süresince chatten ve Q&A kısmından, Zoom'un üzerinden sorularınızı bize yazabilirsiniz. Biz düzenli olarak zaten bunları görmek ve okumak isteyeceğiz. Onun dışında da gerilmenize hiç gerek yok. Çünkü zaten mikrofonunuz ve kameranız açılmayacak. O yüzden gönül rahatlığıyla rahat bir şekilde dinleyebilirsiniz. Ama sorularınız olursa bizler için çok çok iyi olur. Bugün bizlerle birlikte Bora olacak. Moka Ödeme Kuruluşu'nun İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Bora Gülşen'i. Hoş geldin Bora. Hoş bulduk. Vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Hatta sen de gelmeden önce Moka'nın da bir tane videosu var. Belki de onu da açıp bir 15-20 saniye katılımcılarımıza izletsek iyi olur. Bence birçoğu duymuşlardır. Ama ben ilk olarak bu videoyu bir oynatayım istersen. Bir Moka'yı yakından tanıyalım. Bence Moka'yı duymuştur diye düşünüyorum katılan arkadaşlarımız. Chatten de yazabilirsiniz. Çok affedersiniz. Kusura bakmayın. Arkadan bir ses geldi. Dikkatim de aldı. Boracığım tekrar hoş geldin. Moka bir girişim olarak hayatına başlayan, daha sonra da İş Bankası ile birlikte güçlerini birleştirip şu anda daha hızlı bir şekilde büyümeye devam eden bir ödeme kuruluşu. Videoda evet. Da kısaca üzerinden geçtik. KOBİ'lerin de, girişimlerin de, büyük şirketlerin de ihtiyaç duyduğu da bir sürü farklı çözümünüz var. Hani ben sorular geldikçe bunlara doğru şeylerden bahsedeceğim. Yani bu sorulara yönelik şeylerden bahsedeceğim. Ama ilk önce istersen şeyle başlayalım. Hani Bora olarak sen kimsin? Moka olarak neler yapıyorsunuz? Bizimle neler paylaşmak istersin? Evet, ben 2008'den beri İş Bankası'nda çalışıyorum. Hep ödeme sistemleri tarafında çalıştım. Bu senenin başında da Moka'ya geçiş yaptım. Burada iş geliştirme ve pazarlama direktörü olarak çalışıyorum. Geçmişten beri de zaten bu alandaki gelişmeleri, özellikle ödeme kuruluşu tarafındaki gelişmeleri takip ettiğimiz bir alandı. Ve burada bankanın da bu alana doğru bir yatırım yapmasıyla birlikte biz de due diligence anlamında satın alma sürecinde çalışma fırsatı bulduk Moka ekibiyle birlikte. Ve sonrasında benim de kariyer anlamında Moka ile yolum kesişti. Senin de söylediğin gibi Moka aslında 2014 yılında kurulmuş, bu alanın öncülerinden bir kuruluş Türkiye'de ve özel çözümlerle aslında başladığı yolculuğuna hep böyle yeniliklerle devam etmiş bir kuruluş. 2021'de de İş Bankası tarafından satın alındıktan sonra şu anda da İş Bankası grubu sinerjisiyle biraz o startup ruhuyla hayatına devam ediyor ve büyümeye devam ediyor. Yani biz Moka'yla sık sık çalışıyoruz. Zaten girişimcilik programlarımızda da bu ödeme çözümlerine ihtiyaç duyan girişimlerimize de yardımcı oluyorsunuz. Bugün de hatta güzel bahsedeceğin şeyler de var. Şimdi biraz önce de bizim ekibimiz chatten senin iletişim bilgilerini ve Moka'nın iletişim bilgilerini de paylaştı. Belki şu anki bizi dinleyen girişimciler de bu bilgilere erişmek ister. Ama zaten bugün soruları varsa da konuşuruz. Yani biz şimdi KOBİ'lerden bahsedince, e-ticaretten bahsedince, dijitalleşmeden bahsedince tabii ki bunun en önemli konusu gelir. Bu gelirlerin de dijitalleşmesi lazım. Çünkü nakit almamız çok çok kolay değil. Farklı ödeme yöntemleri zaten çıkıyor ama bunun üzerine işte tekrarlanabilir ödemeler var. Abonelik modelleri gibi satmak isteyen, işte
link bazlı yapılan işler var. Web sitesi çok iyi olmayan kişilerin de ürünlerini satabilmesi için. Siz Moco olarak ne tarz ödeme çözümleri sunuyorsunuz? Yani aslında temelde bu web sitesinden satış yapan firmalara, KOBİ'lere, işletmelere normal kendi API'leriyle bizim API'lerimize entegre olabilecekleri sanal POS çözümünü sunuyoruz. Onun dışında senin bahsettiğin gibi illa bir web sitesi olmak zorunda değil. Bizim Moca panel adını verdiğimiz paneli kullanarak onun üzerinden link üreterek Moca linkle tahsilatlarını kolayca gerçekleştirebilir yine işletmeler ve KOBİ'ler. Bunun dışında da birazcık daha böyle işlerini geliştirmiş olanların arka tarafta kart saklayıp kolay checkout yapmasını sağlattıracak müşterilerine çözümlere de destekliyoruz. Burada PCI DSS diye uluslararası bir standart var. Bu standart sayesinde arkada kart saklama yapıp işlemleri bizde saklı olan kartlarla yapabildikleri bir altyapı sunuyoruz. Onun dışında tabii farklı alanlarda da desteklediğimiz müşterileri çözümlerimiz var. Bunlardan birisine de Moca Radar adını veriyoruz. Moca Radar hem bizi koruyor güvenlik anlamında, çünkü kart işlemlerinde fraud oranları biraz daha yüksek, özellikle online dünyada. Hem de müşterilerimizi koruyor. Burada işlem anında ve işlemin hemen sonrasında alertler üretip eğer fraud ya da işte sahtekarlık benzeri bir işlem varsa bunun engellenmesini sağlıyoruz. Süper. Bu arada sorular da gelmeye başladı. Ben de şimdi onlara dokunacağım. Yani ödeme deyince tabii haliyle insanlar şeylerden çok korkuyor. Yani herkesin etrafındaki bir kişinin kredi kartında bir sahtekarlık işlemi yapılmıştır. Yani ya telefonla, yani telefonla konuşarak yapılan bir işlem olabilir ya da internette güvensiz bir sitede yapılan bir işlem sonrasında kartlarında garip şeyler bulunuyor. Hani o yüzden Moca'nın zaten bu güvenliği sunuyor olması en azından işveren olarak senin kendi müşterilerinin başının yanmayacağını biliyor olmak bence çok çok güzel. Yani entegrasyon sormuşlar. Yani ben de şimdi düşünüyorum, normalde bir girişimci, bir KOBİ neleri merak eder diye. Hüseyin sormuş ilk soruyu. WooCommerce gibi e-ticaret yazılımları entegrasyonları bulunuyor mu? Yani sizin entegrasyonlarınızdan biraz bilgi verir misin? Farklı platformlarda işleri olan şirketler için. Ben de aslında ondan bahsetmediğimi fark ettim. WooCommerce altyapımızda destekliyoruz. WooCommerce dışında Magento, PrestaShop, OpenCart da var. Bunlar hazır altyapılar sunan e-ticaret çözümleri. Bunlarla entegre durumda Moca'nın sanal POS'u. Eğer bu altyapılarda çalışan bir web siteniz varsa kolayca arkadaki modülü aktif hale getirip Moca'ya erişebiliyorsunuz başvuruyu yaptıktan sonra. Onun dışında tabii Türkiye'de çok popüler olan e-ticaret yazılımları var. Tcmax, Tsoft, Ideasoft gibi. Bunlarla da entegre olarak çalışıyor Moca'nın altyapısı. Ben de buradan sorayım dinleyen arkadaşlara. Yani şu an hali hazırda o tarz bir platformda kurulu olan e-ticaret sitesi olanlar varsa, kafalarında başka ne sorular varsa paylaşabilirler. Biraz önce bahsettiğin birçok kurumla da zaten biz bu program kapsamında da işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Çünkü amacımız aslında insanların ticaretini yapması. Yani onun e-ticaret kısmındaki e-işte web sitesinin açılmasından ödemeyi almaya bir sürü şey gerektiriyor. Hani orada sağ olun sizler gibi partnerlerimiz olduğu için zaten insanlar kendi ürettikleri şeye odaklansalar, kendi pazarlamalarına odaklansalar altyapıların birçoğu zaten kurtarılıyor. Ama şey diye anlıyorum, zaten Moca'nın normalde entegre olamayacağı herhangi bir şey yok. Normalde API'niz ve iframe'iniz olduğu için hani kendi web sitesi olsa da kullanılabilir. Sadece bu tarz çok zaten sık kullanılan yerlerde daha da kolay entegre olabileceğiniz bir yapısı var diye anlıyorum, değil mi? Evet, kesinlikle. Bu altyapılar dışında eğer bir işletmenin kendi kullandığı, kendi domaininde geliştirdiği bir web sitesi varsa oraya da kolayca bizim API'lere entegre edip çalışmaya başlayabilir. developer.moca.com diye bizim API'lerin yer aldığı bir sitemiz var, dışarıya açık. Oradan da inceleyip ihtiyaç halinde bakabilirler. Sonrasında da bizle iletişime geçip başvuru yapabilirler. Bunlar da daha teknik arkadaşlarımız için. Kendi siteleriyle kendileri daha çok uğraşan insanlar. Belki de teknik açılardan geliştirme yapacaklar için olabilir. Yani ödemeyle ilgili şeyleri de çok soruyor insanlar. Bizim daha önceki etkinliklerimizde de sık gelen sorulardan bir tanesiydi de bu ödemelerin düzenleri, yani siz ödemeyi aldıktan sonra şirketin hesabına geçmesiyle ilgili ne tarz opsiyonlarınız var? Bunu merak ediyorlar. Ya da döviz konularında çalışıp çalışmama konuları da olabilir. Biraz istersen onlardan bahsedelim. Tabii genel
pratiğimiz ertesi gün hesaba yatırmak şeklinde. Onun dışında bir süre bekletip işletmenin COBİ'nin nakit akışına uyduracak şekilde 7 gün, 14 gün, 21 gün biraz bekletme, biraz komisyon. Buna hibrit melez model diyoruz. O şekilde çalışma imkanı da sağlıyoruz. Öte yandan belirttiğin gibi yurt dışına satış da özellikle ihracat çok önemli bir noktaya geldi. Eğer altyapı anlamında bunu sağlayabilen işletmelerimiz varsa, özellikle gönderim, kargo ve diğer operatif süreçlerden bahsediyorum. Ödeme alma tarafında herhangi bir problem yaşamayacaklar. Çünkü bizde özellikle İş Bankası tarafındaki yurt dışı tahsilat know-how'ını biraz artık Moka'ya doğru da taşımaya başladık. Şu anda Euro, Dolar, Pound'la ödeme alabiliyoruz Visa Mastercard üzerinden. Onun dışında sadece Visa Mastercard değil, American Express, JCB, Mir ve diğer kartlar da uluslararası şemalar bizde geçiyor. Çok yakında da yine İş Bankası'nın Türkiye'ye getirdiği bir yenilik olan alternatif ödeme yöntemlerini de Moka üzerinden sağlamaya başlayacağız. Bu alternatif ödeme yöntemleri sen yurt dışında olduğun için biliyorsundur. İngiltere biraz kart pazarı ama özellikle kıta Avrupa'sında, Almanya'da ve Hollanda'da hesap transferi bazı çok fazla yöntem var. Aynen. Online'da da çok kullanılıyor. Direkt debit dedikleri gibi. Evet. Yani direkt hesabını bağlıyorsun. Ödemeler hesabından gidiyor. Kredi kartı bilgisi veriyormuş gibi. Direkt hesap kesinlikle. Zofort var Almanya'da mesela. Çok yoğun kullanılıyor. Hollanda'da Ideal var. O neredeyse %80'ini, %90'ını oluşturuyor. Hollanda'daki ticaret işte yapılan transaction'ların, işlemlerin. Aynen. Bunları da çok yakında Moka altyapısında işletmelerin hizmetine sunuyor olacağız. Süper. Yani şey oldukça büyük bir konu bu arada. Yani biz ihracat konusunu konuşurken bir ödeme altyapısının dövizle işlem yapabiliyor olması, hani en azından hesapta da döviz olarak kalabiliyor olması önemli. Yani birçok şey zaten farklı yabancı dövizleri işleyebiliyor ama genelde senin lokal para birimine çevirip onu veriyorlar anlık olarak. Tabii burada da biraz şeye göre değişiyor, yani girişimcinin ya da COBİ'nin kendi ihtiyacına göre. Bu arada seninle tam bu yayından önce konuştuğumuz güzel bir tarafı da var. Yani Moka tarafında bir güzel kampanyanız olacak sanırım. Ondan da bahsetmek ister misin? Evet, bugüne özel eski bir kampanyamızı tekrar canlandırdık. Yine sizle yaptığımız bir görüşmede bunu duyurmuştuk. Evet. Moka Fly adını verdiğimiz, girişimcileri desteklemek üzere yaptığımız bir kampanya var. Bizim web sitemiz üzerinden, moka.com üzerinden yapılan başvurularda bir referans alanımız var. Diğer bilgilerle birlikte doldurulan. Bu referans alanında Moka Fly yazdıkları zaman işletmelerimiz bu özel kampanyadan yararlanabiliyorlar. Peki bu kampanya ne? Ona geleyim. 3 ay boyunca peşin işlemlerden 100 bin TL'ye kadar herhangi bir komisyon almadan ertesi gün hesaplarına geçtiğimiz, aslında e-ticarete başlayacak ya da kendini biraz daha geliştirecek olan işletmeleri bizim de cesaretlendirmek istediğimiz, bu anlamda katkı sağladığımız bir kampanya. Ben şeyi de sormak istiyorum. Yani şu an bizi dinleyen arkadaşlar belki bir şeyler yazmak isteyebilir. Bu arada sizin sağ olsun kampanyayla ilgili detayları da chatten gönderdi. Şu an bizi en azından canlı dinleyen arkadaşların bir e-ticaret sitesi var mı? Şu an ticarete başlıyorlar mı? Bununla ilgili kısa notlar yazabilirlerse belki onlarla ilgili bir şeyler konuşuruz. Siz yazana kadar da ben hani Bora'yla şey konuşayım. Yani bir yandan e-ticaret neredeyse herkesin ilgisini çekiyor. Yani Instagram'dan da bir şey satmak istiyorlar, web sitesinde de satmak istiyorlar. Bir yandan ekonomik durumdan dolayı ek gelir yaratmak da istiyor insanların çoğu. Ama bu işte de yavaş yavaş bakmaya başladıklarında işte e-ticaret platformunun bir parası var, ödemenin bir komisyonu var vesaire derken, o yüzden hani en azından bu yolda ayakları alışsın diye bulabilecekleri en iyi kampanyalardan bir tanesi. Yani en azından ilk denediğiniz, işte umuyorum ki 100 bin liralık ciroya çok hızlı ulaşırsınız. O zamana kadar en azından kafanızda ekstra bir bedel ödeme derdiniz kalmaz. Bir yandan Hüseyin, başka bir arkadaşımız soru sormuş. Peki Moka dışında dış pazar yerlerinde kampanya veya destekleri mevcut mu? Kargo anlaşması, e-fatura gibi. Yani böyle Moka'nın sadece ödemenin dışında COBİ'lerin ihtiyaçlarına fayda sağlayabilecek partnerlikler yapma gibi bir hayaliniz var mı ya da planlarınız? Var, evet. Burada gerek yine İş Bankası grubu içerisindeki şirketlerle, gerek de onların dışındakilerle yaptığımız görüşmeler var. Ama en somutu şu olabilir. Bizim yine
Kurulum ve satın alma süreçlerinin birbiriyle çok paralel yürüdüğü başka bir iştirakimiz daha var. Aynı vizyonun bir parçası olan Pazarama adını verdiğimiz. Bu Pazarama da nihai tüketiciyi hedefleyen bir pazar yeri aslında. Onun üzerinde de eğer işletmeler istiyorlarsa onboard olup yine satışlarını bu pazar yeri üzerinden de gerçekleştirebilirler. Onun dışında e-ihracat tarafında da yurt dışındaki farklı noktalarda hizmet veren pazar yerleriyle de şu anda görüşmeleri devam eden süreçlerimiz var. Onları da inşallah yakın zamanda yine sizlerle birlikte yapacağımız bu platformlarda duyurma imkanı buluruz. Harika. Belki bizim ödeme konularıyla ilgili daha spesifik sorularımız gelebilir. Yani en azından KOBİ'ler konusunda ya anladığım kadarıyla benim bugüne kadar görüştüklerimde en büyük konular zaten şu işte güvenli mi? İşte farklı dövizler alabiliyor muyum? Paramı aldığım zaman hesabıma ne zaman yatıyor? İşte bunun komisyonları neler? Bence bunların hepsini konuştuk. Yani en azından bu konuda herhangi bir konu yok ve yani yeni başlayacak birisi ya da yani şu anki ödeme sistemine alternatif arayan birisi belki Mokka'yı zaten kontrol etmesine fayda var. Ama ben biraz seninle şey de konuşayım istiyorum. Yani sen de uzun yıllardır bankacılık, ödeme sistemleri, işte bu KOBİ ya da büyük işletmelerin ödeme konularına bakıyorsun. Aynı zamanda sen de iş geliştirme ve pazarlama ile birlikte pazarlama alanında çalışan bir insan olarak şimdi kendi işini başlatan insanlarla ilgili konuşabileceğimiz konular var mı sence? Yani neler görüyorsun? Çünkü senin de etrafında eminim bir sürü girişim, KOBİ vardır. Burada insanlara neler tavsiye edersin? Ben aslında hep arkadaşlarımla ya da geçmişteki banka tecrübelerinde yaptığım görüşmeler ve kendi okuduklarım, değerlendirdiklerimde birazcık şey gibi görüyorum. Seninle de az önce konuşmanda bahsetti. Yani bunu bir deneme yaparak başlamak, bir adım atmak çok önemli. Burada zaten yavaş yavaş büyüyecek bir iş bu. Bir anda herkesin hani gerek tabii ki günümüzdeki ekonomik koşullar gerek dünyanın gittiği yer itibariyle bir anda böyle piyangodan ben işte buraya gireyim, şunu satayım ve şöyle zengin olayım, milyar dolarlar kazanayım gibi bir iş olmadığını gördüm ben yaptığım görüşmelerde ve bu zamana kadar edindiğim deneyimlerde diyeyim. Tamamen denemeyle başlayacak ama sonrasında eğer güzel feedback alınırsa ve o alana yoğunlaşılırsa güzel de karşılık bulabilecekleri bir alan. Burada sen söyledin zaten hani birkaç tane farklı komponent var. İşte ödeme bunlardan tabii ki önemli birisi. Ama eğer ürün satıyorsanız kargo ve operasyon da çok önemli. Burada ama ufak bir şeyle başladığın zaman onun senin tarafında yapılacak kargo ve operasyon maliyeti zaten çok büyük olmuyor. Burada çok yakın zamanda şu anda linkle tahsilat alabiliyor işletmeler bizden. Ama daha çok bu sosyal medya üzerinden de satış yapabilmelerini sağlayacak güzel bir çözümümüzü de duyuracağız inşallah. Orada da yani başlangıç için bu tip ürünlerle başlayıp biraz deneyip gerçekten hani sunmayı planladığın ürün hedefe ulaşıyor mu? Burada nasıl bir şey yapabilirsin? Burada seni daha iyi ilerletecek hangi partnerlerle çalışabilirsin? Bir araştırma aşaması geçirmek sanki faydalı olur gibi. Bir anda böyle bir balıklama atlamak değil de yavaş yavaş keşfede keşfede ilerlemek sanki daha ayakları sağlam yere basan bir pratik oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu arada başka bir soru geldi ama ben o soruya geçmeden önce şeyi söylemek istiyorum. Yani girişimcilerle ben de yıllardır çalıştığım için yani şey söylediğin zaman bende çok klik etti. Yani bizde şey çok konu var. Piyango gibi. İşte bir şey yapacağım, köşeye döneceğim, milyoner olacağım. Yani şunu atlıyoruz galiba. Yani mesela günde 10 bin ürün satmaya başlayacak bir şirket de bir ürün satarak başlıyor. Bizimkilerin yani birçok girişimcinin bir ürün satmaya acelesi var. Yani biz bir ürün satmayı çok hızlı geçmek istiyor. Çünkü direkt 10 bin ürün satacağı noktaya gelmek istiyor ama genelde buraya harcayacakları enerji ve şeyi de göremeyebiliyorum. Yani zaten dediğin de çok doğrusun. Yani e-ticaret konusu yani daha doğrusu ticaretin her haliyle yeterince sabrı ve o yolda öğrenme azmi olan bir insan kesinlikle başarıyor. Yani bugüne kadar dinlediğimiz bir sürü KOBİ başarı hikayemiz var. Hepsinin böyle öğrenimleri var. Yani sattığı ürünleri yolda değiştiriyorlar, platformlarını değiştiriyorlar, sitelerini değiştiriyorlar, internet erişimlerini değiştiriyorlar, üreticilerini değiştiriyorlar. Çünkü en doğrusunu bulana kadar sürekli şeyler yapmamız gerekiyor. Doğru
ürünü yakalamamız gerekiyor. Doğru pazarı yakalamamız gerekiyor. Belki biraz pazarlama öğrenmemiz gerekiyor. Belki bir şeyleri düzeltmemiz gerekiyor ama hani başlayıp öğrenmeye devam ettiğimiz sürece herhangi bir problem olduğunu sanmıyorum. Bu arada Halim de mesaj atmış. Çok teşekkür ederiz. Bir yandan mesajını da görüyoruz. Bilal bir tane soru sormuş. Biraz önce LinkedIn'den bahsettik ya. Bu link ile yurt dışından tahsilat yapabiliyor muyuz? Tabii yapılabilir. Link'in çünkü üzerinde ayrıca İngilizce ödeme alınabileceğini belirten alanlar da var. Yani işte doldurulması gereken o alanları İngilizce olarak belirten ifadelere de yer verdik. Dolayısıyla kolayca oradan tahsilatı da yapabilir. Lokalize. Yani yurt dışından gören bir insan bunun bir dolandırıcılık olduğunu düşünmeyecektir diye Tabii düşünüyorum. ki. Muhtemelen zaten güvenlik önlemleriyle birlikte de zaten o URL'de görecekleri güvenlik sembolüyle de herhalde sorun yaşamazlar. Farklı döviz cinslerinden de alabilirler diye düşünüyorum. Tabii alınabiliyor. Evet. Süper. Başka bir tane daha sanırım sorumuz geldi. Ha, fiziksel olarak ödeme alabiliyor muyuz diye sormuş Ezgi. Bunu şey Evet. diye anlıyorum ya, Apple Pay gibi demiş ama bunu şey diye anlıyorum. Yani Ezgi'cim sorunu belki biraz daha açman gerekebilir tam net olmadığımız için. Yani bir şu soru olabilir. Benim cep telefonumda POS makinesi gibi çalıştırabiliyor muyum? İki, benim kredi kartımı işte telefonda başka bir yerde ödeyebiliyor muyum? Onu tam bilemedim. Ezgi'cim sen belki netleştirirsin ama Bora sen bu konunun etrafında istersen yorumlarından ilerletebilirsin. Evet, aynen. Bence Ezgi onu sormak istedi. Apple Pay'in bu son yaptığı POS, cep telefonunu POS'a dönüştüren uygulamadan bahsediyor sanırım. Apple birazcık kapalı devre bir platform. Bunu hepimiz biliyoruz. Oradaki uygulama ya da herhangi bir şekilde farklı bir şey geliştirmek istediğin zaman Apple'a bağımlı oluyorsun. O nedenle Android'de çalışan bir soft POS çözümümüz şu anda bir iş ortağı firmamızla Fullcep adında çok yakında sahada olacak. Onun dışında bu Türkiye'de özellikle çok fazla karşılık bulan bir şey var regülasyon nedeniyle de. Bu ödeme kaydedici cihazlar, yani yazar kasayla POS'un birleştiği cihazlar. Burada da aslında testlerimizi tamamladık. Şu anda pilot aşamasındayız birkaç firmamızla birlikte. Onu da çok yakında marketlerde, yani pazar anlamında markette işletmelere sunuyor olacağız. Okey, o zaman Ezgi'nin sorusuna cevap işte bir tanesi full cep yani Android telefonlardan ödeme alma zaten Android'le çok yakında olabiliyor. geliyor. Aynen. Apple'ın olmamasını anlıyordur diye düşünüyorum arkadaşlarımızın. Çünkü hani bu çok yaşadığımız bir şey yani normal app geliştiricileri de bunu çok çok iyi biliyor. Onlar buradaki ödeme altyapısına entegre olmadıkları için de zaten Türkiye'de herhalde onları yapmamız biraz daha zaman alacak. Belki Apple Pay'in Türkiye'ye gelmesiyle birlikte ancak o entegrasyonlar çözülebilir diye düşünüyorum. Evet. Ezgi'cim umarım yardımcı olmuştur bu çözüm. Şeyde neler görüyorsun? Mesela KOBİ'lerle ilgili şimdi bir sürü yeni üründen de bahsettiniz ya. Yani o taraflarda en büyük şeyleriniz de hayalleriniz de. Yani biz şunları görüyoruz. Bu ekosistemde bunlara ihtiyaç var. Hani şu an burada değiliz ama yavaştan biz Mokka'yı da buraya doğrulttuk diyeceğiniz neler var burada? Yani biz aslında bütün bu tahsilat ve bankacılık tarafındaki belli dikeylerde KOBİ'lerin yol arkadaşı olmak istiyoruz. Burada şu anda bunu sadece tahsilat tarafıyla destekleyebiliyoruz. Ama bu açık bankacılık lisansları, 2022'nin bu senenin başında aldığımız elektronik cüzdan lisansları, bu tarafta çok bütünleşik bir hizmet sağlama stratejimizi oluştururken bize destek verecek diye düşünüyorum. Yani tek bir yerle şu anda nasıl anlaşıp Moka gibi bütün bankaların kartlarına tahsilat yapabiliyorsan taksitli olarak ve tek bir hesaba bunu alabiliyorsan, tek API ile entegre olup tek bir muhatapla ilerleyebiliyorsan aslında para transferini, hesaplarını görüntülemeyi ve bütün aslında bir işletmenin gün içinde ihtiyacı olan tüm hizmetleri finansal anlamda destekleyebilecek bir kuruluş olmayı hedefliyor Moka. Bu şeyi de kapsıyor diye düşünüyorum. Benim mesela diyelim ki bir dükkanım var. Ama aynı dükkanın benzer ürünlerini sattığım bir e-ticaret sistem var. Bunlar da herhalde benzer işletmeler gibi aynı ekranlarda görüp tek parçada hayatıma devam ettirebileceğim bir çözüm olacak diye düşünüyorum.
Evet, şu andaki geliştirmeyi de ona göre yaptık. Yine eğer bir işletmenin elektronik ticarette faaliyeti varsa, onu gördüğü ekranla fiziki postan yaptığı satışları gördüğü ekran aynı yerde. Yani o deneyimi bozacak herhangi bir şekilde bir kesinti uğratacak bir şey yapmamaya çalıştık. Dolayısıyla senin söylediğin gibi aslında yani ticaret tek, elektronik, fiziki vesaire fark etmiyor. Biz orada ödeme kuruluşları olarak ve MOKO olarak bütün ticaret alanında destekçi olmaya doğru gidiyoruz inşallah. Tamam, süper. Ya yani ben etkinliğin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben bir tek şeyi hatırlatacağım. Chat'ten size bir geri bildirim formu gelecek. Onu doldurabilirseniz çok çok seviniriz. Hani burada sizden ricamız hani hem bu etkinlikte daha fazla neler görmek isterdiniz, hem daha sonra yapacağımız etkinliklerde neler konuşmak istersiniz? Bir KOBİ olarak sizin işinizi dijitalleştirmenizdeki engeller neler? Biz bunlara nasıl kaynaklar ayırabiliriz? Hangi partnerler sizlere yardımcı olabilir? Bunu doldurursanız gerçekten bizler için çok faydalı olur ki bundan sonraki etkinlikler daha da hoşunuza gitsin. Ki ben bundan da keyif aldığınızı düşünüyorum. Şu an dinleyen herkes bizlerle birlikte hala. Benim soracağım şey biraz daha sektörü konuştuk ya. Mesela e-ticaretle ilgili trendler konusunda senin şahsi ol da olabilir. Yani bu Moka olmak zorunda değil. Sonuçta sen de bir e-ticarette de tüketicisin diye düşünüyorum. Yani şu an Türkiye o konuda bayağı ileri gitti. Neredeyse e-ticarette alışveriş yapmayan kişi kalmadı. O yüzden hepimizin böyle bir alışkanlığı var. Sence daha fazla neler göreceğiz yakın zamanlarda? Ya yani bunu hem girişimciler fırsat olarak düşünebilir bir yandan, hem de şey belki aramızda daha işte ürün geliştiren insanlar vesaireler de var. Bunlarla ilgili var mı farklı fikirlerin? Yani şöyle aslında bence gidişat kredi kartı anlamında çok iyi penetre olmuş durumda piyasa. Herkes kartlarını, banka kartı olsun, kredi kartı olsun online'da artık kullanıyor. Bunlara işte sanal kartlar vesaire, kart saklamalar, farklı farklı çözümlerle de güvenli olarak kullanmayı biliyor insanlar. Bir tek o işte telefonla arayıp 3D şifresini verme falan gibi sosyal mühendislik şeyleri var. Onlar üzücü. İnşallah onların da önüne geçilecek. Ama hani daha çok gidişat hesap transferleri yani artık hesaptan hesaba parayı push ettiğimiz direkt aktardığımız yöntemler ya da arka tarafta mikro krediyi bağladığımız bu işte dünyada da çok hype oldu Evet. şimdi Buy Now Pay Later gibi çözümler. Doğru. Onlar da bence yavaş yavaş Türkiye'de de çalışacak ve Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak diye düşünüyorum. Buraya doğru gideceğimiz bir alan olacak. Tabii yani çok farklı şeyler de var. İşte Metaverse'te ne olacak? Ondan sonra sponsorlardan biri tabii ki ana Evet. sponsor Meta. O da büyük Evet. yatırım yapıyor bu alana. Yani burada artık hangi ödeme formlarıyla ödemeler yapılacak falan çok fazla üzerinde spekülasyonların olduğu heyecanlı alanlar var. Bunları hep birlikte yaşayarak göreceğiz ama daha kısa vadeye baktığımızda ben sanki hesap transferlerinin yaygınlaşacağını bir de mikro kredi anlamında Buy Now Pay Later çözümlerinin yaygınlaşacağını söyleyebilirim. Biz Buy Now Pay Later konusunda da yani bizim yaptığımız fintech programlarında da işte İş Bankası'yla da bir araya gelen girişimlerimiz var. Oldukça da çok seviyoruz. Yani Türkiye tabii o konuda biraz daha farklı bir yerde Avrupa'ya göre. Türkiye'de kredi kartı penetrasyonu biraz daha yüksek. Hani Avrupa'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye baktığınız zaman gerçekten herkesin kredi kartı yok. Şimdi Türkiye'de üniversite çağına gelmiş birçok insanın var. Yani ben hani sayılarını söylemediğim için böyle şu an uyduruyormuş gibi durabilirim ama ama bu gerçek anlamda işte farklı regülatif değişikliklerle birlikte de işte bazı taksit oranlarıyla vesaireyle insanların problemi haline gelebiliyor. O yüzden umuyorum ki bu çözümlerin arasına bunlar da gelecek ve bir şeyi alma anında mikro kredilendirilebilecek insanlar ve herhalde bunun kontrolü de oldukça hızlı olacak. Şu anda birkaç tane servis zaten var bunu oldukça hızlı bir şekilde yapan ama artık bu kredi skorlarımız biraz daha hızlı gelişmeye başlayacak. Biraz daha böyle Black Mirror dizisindeki gibi bütün datalarımızın karşılıklı aktığı bir yere geleceğiz. Şeyi bilmiyorum açıkçası ben de Metaverse konularında neler olacak. Yani açıkçası bazen yaşlı da hissediyorum kendimi. Şu an Ben bizi de, ben de dinleyen aynı kişi. şekilde. Şu an gerçekten bizi dinleyen arkadaşlarımızın kendi tecrübeleriyle ilgili bir şey paylaşmak istedikleri varsa çok duymak isterim. Hani Metaverse, kriptolar, tokenlar yani bunlar tabii ki bildiğim, anladığım konseptler. Yani şunu daha rahat anlayabiliyorum mesela. Yani farklı tokenların da kasada geçiyor olması
dünyada yavaş yavaş görmeye başladığımız çözümler. Yani Moka da ileride bir gün işte Bitcoin ya da Ethereum gibi bir şey Türkiye'deki regülasyon düzgün olsa alabilir. Yani onda herhangi bir sıkıntı yok. Bunu gerçekten anlıyorum. Ama orada aldığımız emtiaların ne alacağı, nasıl saklanacağı konusunda hiçbir bilgim yok. Ve yani beni şaşırtıyor. Daha genç insanlardan da çok değişik şeyler duyuyorum her seferinde. Ben de aynı şekilde o alanı böyle takip etmeye çalışıyorum. Şunu söyleyeceğim, bu Buy Now Pay Later tarafında da üzerinde çalıştığımız bir proje var. Hayata geçirebilirsek onu da duyurup sektördeki farklı firmalara destek Harika. olmak istiyoruz. Harika yani dediğim gibi hani Türkiye'nin doğası gereği biraz daha farklı ama normalde biz bankacılık sektörü diye düşündüğümüz zaman ilgilendiğimiz birkaç tane alan oluyor. Genelde bir unbank dediğimiz yani bugüne kadar aslında dijital paraya dokunmamış bir kitle oluyor ama Türkiye'de bu konu gerçekten iyi. Yani Türkiye'de insanların çoğunun banka hesabı da var, farklı finansal servislerle bunlara da ulaşabildi. Bir de Türkiye'nin mobil penetrasyonu da çok iyi. O yüzden tüketiciler olarak da bugün bizi dinleyen KOBİ'ler de bunun farkında. Yani hepimizin anası babası da kredi kartıyla artık bir yerlerden alıyor. Yani 10 sene önce bunlar çok garipti. Yani ben internetten bir şey alırken annem babam garip gözlerle bakabiliyor. Oğlum emin misin bak işte gideceksin. O zaman da mesela aldığın şey ne bileyim iPod alıyorsun. Yani iPod bugünün parasıyla herhalde 10 bin lira falan. Çocuğum hani emin misin tanımıyorsun etmiyorsun neresiymiş bu işte İstanbul'da mıymış Bursa'da mıymış hani artık gerçekten bunların biraz gerisinde kaldık. Şu an ben şey çok görüyorum yani insanlar işte Instagram üzerinden bile ürünlerini beğeniyorlar. Sadece ödeme linki işte sizin yaptığınız gibi bir link gönderiyorlar. İnsanlar ödüyor ya da farklı ödeme çözümleri de var. Yerinde ödeme gibi hani bu müşteri kitlesine göre değişiyor. Hüseyin şey sormuş bu arada. Şimdi al sonra öde ile ilgili güvence durumu nasıl oluyor? Çok affedersiniz ben 2 saniye. Bir dakika, soruya ben de bakmaya Hey, çalışayım. kusura bakma ben bir mikrofonumu kapatmak zorunda kaldım da şey sormuş Hüseyin. Şimdi al sonra öde için nasıl bir güvence durumu var? KOBİ'lerin mağdur olma olasılığı ve nedeni var mı? Yani orada şimdi alıyor sonra ödüyor da bu parayı kim veriyor? Biz ürünü sattık. O şimdi aldı sonra ödemezse ne olur diye sormuş aslında Hüseyin. Ya orada aslında farklı iş modelleri var. Bizim üzerinde çalıştığımız biraz daha arka tarafında bir kreditörün olduğu bir yapı. Dolayısıyla yine kredi kartı gibi düşünebilir Hüseyin. Kredi kartında da üye iş yeri KOBİ parasını alır ama banka eğer tahsilatı yapamazsa o kendisi bildiği gibi farklı kanallar üzerinden yine o tahsilatını yapmaya çalışır. Ödeyen Buna göre de bir kredi kartı bakiye sahibi. ve limit tanımlar zaten. Yani sana Kesinlikle. der ki sen 1.000 liralık alışverişini yaparsa Kaan öder. Evet. Ödeyemezse de bu riski ben alıyorum diyor banka. Aynı Aynen öyle. şey şimdi al sonra öde modelleri için de herhalde değil mi? Evet, yani bizim üzerinde çalıştığımız yapıda böyle. Farklı modeller sunanlar da var. Arka tarafta hani tahsilatı biraz daha takiple ve işte müşteriyi yönlendirmeyle yapmaya çalışanlar var. Farklı modeller var. Burada bence senin de söylediğin gibi hani o kredi kartında da belli bir doygunluk var bu arada piyasada. Hem limitler anlamında hem kullanım anlamında. Bir de Doğru. farklı yöntemleri benimsemeye yatkın bir kitlede olduğu için bunlar iş modelleri değişik değişik. İnsanlar tercih edeceği modele göre herhalde hayatta kalan farklı modeller ortaya çıkacak. Bence de yani bu yeni alışkanlıklarımızla birlikte herhalde konular biraz değişecek. Yani eskiden parayı harcadığımız yere şu an baktığımızda benim birçok arkadaşımla hani yaşadığımız konu hep aynı yani parayı görmeden gidiyor. Birçok şey otomatik ödemede maaşımız geliyor. Onlar işte yaptığımız alışverişlerin taksitlerine, kiralara ve ödemelere gittikten sonra bize kalanla devam ediyoruz. Orası için de başka çözümlerimiz var. Yani Moka belki oraya bakmayacak ama İş Bankası'nın işbirliği yapmayı düşündüğü bazı şirketler var bu mikro birikimler konularında da. O da apayrı bir dünya bizim için. Ama en Evet. azından şunu gerçekten biliyoruz. Hani bugün bakkaldan aldığımız her bir şeyin karşılığını birçok Türk artık farklı bir platformdan satın alıyor. Yani bunun bir kısmı işte Getir gibi ya da diğer anda size getirebilecek. Yani gerçekten bakkaldan aldığımız şeyleri de alabildiğimiz yerler. Onun dışında büyük e-ticaret sitesi işte hepsi burasından Trendyol'una. Onların sağladığı işte kıyafetten elektroniğe yani küçük montanlı ürünlerden büyük montanlı ürünlere kadar hepsi sağlanabildiği için artık hani e-ticaret
bu hayatın bir gerçeği yani. Nasıl bir ticaret dediğimizde belki önümüze, gözümüzün önüne bir dükkan ya da bir alışveriş merkezi geliyorsa artık bu gidecek bir şey değil. Ve belki yeni alışkanlıklarla birlikte zaten yepyeni ödeme altyapıları ve sistemleri çıkacak. Hani sizin de bu noktada tek yapmaya çalıştığınız aslında satan insanların derdi sadece satmak olsun. Ödemeyi aldın mı, almadın mı, güvenli mi, değil mi? Bunları da artık zaten siz hem Moka olarak hem de zaten İş Bankası grubu içerisindeki bütün farklı partnerlerle birlikte güvenli bir şekilde çözeceksiniz. Süper. Kesinlikle. Yani ağzına sağlık Bora. Yani ben hani çok Teşekkür keyif ederim. aldım. Ben teşekkür Sadece ediyorum. Aynı sonradan şekilde. katılan arkadaşlarımız da oldu. O yüzden belki şeyi tekrar hatırlatmakta fayda var. Moka şu an yeni katılacak arkadaşlar. Yani Moka'ya yeni gelecek kişiler için bir kampanya devam ettiriyor sağ olsun bizim KOBİ'lerimiz için. Moka Fly isimli. Bunun detayları şu an chatte var. Belki sizin ya da Hilal siz tekrar paylaşmak isteyebilirsiniz. Bunu bizi dinleyen arkadaşlar da işte YouTube ve Facebook'taki videoların altına da link olarak bunu koymak isteriz. Böyle gelen arkadaşlarımız da ilk 100 bin lirasına kadar peşin ödemelerinde ilk 100 bin liralarına kadar komisyon ödemeden Moka'yı kullanmaya başlayabilir ve hani güvenli bir şekilde e-ticaret tarafında ödeme almaya başlayabilir. Boracığım kapatırken senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Benim yok Kaan. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oturum oldu. Güzel bir sohbet oldu. Herkese de dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Benim aşırı hoşuma gidiyor. Gerçekten en azından böyle güzel sohbet etme şansımız bulunuyor. Bize ekstra sorular gelirse zaten seve seve sizlere iletiriz. Yani Lütfen şu an evet. bizimle birlikte bir 25-30 kişi zaten var. Daha sonra da bunu YouTube ya da Facebook üzerinden de bir yüzlerce kişi izliyorlar. Ben tekrar hatırlatıyorum. Size gönderdiğimiz geri bildirim formunu doldurursanız çok çok seviniriz. Boost konusundaki yani Meta programımız kapsamındaki bütün videoları headquarters.co/BWF Boost with Facebook eski adıyla. Şimdi Meta with Facebook oldu ama pardon Meta Boost oldu. Ama eski linkinizle birlikte devam edebilirsiniz. Orada birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Bunların içerisinde pazarlamadan satışa, işte ihracattan gönderimlere kadar farklı konuklarımız, çok değerli konuklarımız var. Boracığım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, bizimle birlikte geldiniz. Bu kampanyayı tekrar açtığınız için de çok teşekkür ediyorum. Umarım bazı KOBİ'lerimiz bundan yararlanmak isteyeceklerdir. Eğer bir şey olursa da senin iletişim bilgin ya da LinkedIn adresin de zaten chatte var. Bizi dinleyenler için çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden iyi Kurban Bayramları ve iyi dinlenmeler diyorum herkese. Evet, herkese iyi günler, iyi bayramlar. Görüşmek üzere.